Açıktı kapı, içeri girdim. Kusura bakmayın. Sizinle konuşmam lazım. Ne konuşacaksınız benimle? Benimle değil Murat abiyle konuşun. Dinlemiyor beni. Siz onun arkadaşısınız. Belki bir çare bulursunuz. Ne gibi bir çare? Ona yardım etmek istiyorum. Benden kabul etmedi. Siz verirseniz o zaman belki kabul eder. Niye bu zahmet? Bizim paraya ihtiyacımız yok hanım abla. Bize para değil arkadaş lazım. Hemen ayıptır söylemesi yani. Murat abim söylemeden helaya bile gidemem. Ama siz onun arkadaşısınız. Bir şeyler yapmanız lazım. Doktorlar ameliyatla gözlerinin açılabileceğini söylediler. Bugünlerde şefkate ihtiyacı var. Yalnız, çok yalnız. İyisin sen be hanım abla. İyisin vallahi. Peki, niye yapıyorsun bütün bunlara? Niye? Murat'ı tanımazsın, beni tanımazsın, rahmetliyi de tanımazsın. Niye bütün bunlar? Bilmiyorum. Vicdanım rahat olsun diye belki. Ben de sizin gibi büyüdüm. Ben de küçük yaşımda annemi babamı kaybettim. Yalnız kaldım hayatta. Yalnızlığı çok iyi bilirim de ondan belki. Para alırsam sizden öldürür beni vallahi. Hem ben para almam zaten sizden. En iyisi git otur başında bak ona. Keşke yapabilsem. Ama nefret ediyor benden. Asla affetmeyeceğini söyledi. Haksız da değil. Nasıl tanıyacak sizi? Görmüyor ki. Hemşireyim dersiniz olur biter. Belki de. Doktorlar müsaade ederler mi acaba? Niye etmesinler? Bedava hemşirelik yapacaksınız fena. Gündüz ona bakarım. Gece gider şarkı söylerim gazinoda. Bir akşam da Raziye'yle beni davet edersin. Değil mi abla? Ha? Tabii Ali. Ne zaman istersen. Sen iyi dostsun. Seninle anlaşacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Boş ver be abla. Maksat Fenerbahçe'ye gol olmaz. Bir Murat abim iyi olsun da para pul lazım diye bize. İyi bakın ona ama. Olur mu abla? Olur Ali. Olur. Deli misin sen? Hemşire olarak hastaneye nasıl girersin? Senelerdir uğraşıp yaptığım şeyi bir anda nasıl yıkarsın? Olmaz öyle şey. Olacak Memduh. İsmin gazetelere hemşire diye geçecek. Şarkıcı, meşhur şarkıcı Şükran gündüzleri vicdan borcunu hemşirelik yaparak ödüyor. Görebiliyor musun, anlayabiliyor musun? Gazetelerin yazacakları vız gelir. Doktorlarla konuştum. Hemşire olarak yardım edeceğim adamcağızın. Herhalde adamcağızın senin hemşire olarak yanına geldiğini bildiği bile yok. Ya ona birisi gider de... Yanında sana hemşire olarak bakan kadın, bütün bu belaların başına gelmesine sebep olan kadındır derse? Bunu yapamazsın Memduh. Müsaade etmem buna. Kendini affettirmek için Şükran'ı öldürüyorsun. Ben de buna müsaade etmem. Beni düşündüğün yok. Kendi durumunu düşünüyorsun. Gazinocular kralı Memduh gazinosunda bir hemşire çalıştırıyor. Bu korkutuyor seni. Onu bunu bilmem. Gazinodaki işi bırakamazsın. Üstelik kontratım var. Altın yumurtlayan tavuğu kesemezsin değil mi? Kaybetmek istemiyorsun. Bal gibi bırakırım. Tazminat neyse öderim. Eğer işi bırakmayı kafana koydunsa şunu bil ki gider her şeyi anlatırım o Murat denen adama. Senin Şükran olduğunu söylerim. Seninle bir anlaşma yapalım Memduh. Ben geceleri normal şekilde gelir gazinoda çalışırsam ve aldığım ücretin yarısını alırsam bu mesele üzerinde konuşmayız artık değil mi? Böylece bütün isteklerin yerine gelmiş oluyor. Hepsi değil Şükran. Sana zaafım var biliyorsun bunu. Seni öbür kadınlardan farklı görüyorum. Sana kötü muamele etmek istemiyorum. Acıma duygunun başka duygulara dönmesi ihtimali korkutuyor beni. Çok kötü şeyler yapabilirim o zaman. Seni üzmek istemiyorum. Sana kötü muamele etmek istemiyorum. Teklifini kabul ediyorum. Ama benden kork Şükran. Çok heyecanlıyım doktor. Sakin olmalısınız Şükran Hanım. Sükunet hem Murat Bey hem de bizler için faydalı olur. Sesimden tanırsa diye korkuyorum. Bugün hastamız nasıl bakalım? Daha iyiciyim doktor. Yalnız bu sargılar sıkmaya başladı beni. Ne zaman çıkaracaksınız? Yarın Murat Bey. Size yeni bir hemşire getirdim. Kendisiyle çok iyi anlaşacağınızdan eminim. En çok hangi çiçeği sevdiğinizi bilmiyordum. Onun için nergis getirdim size.
Kim var bu odada? Ben ve hemşire hanımdan başka kimse yok Murat Bey. Kim var bu odada dedim. Cevap verin. Benden ve doktor beyden başka kimse yok efendim. Sesimi birisine mi benzettiniz yoksa? Sizi kurtarıcı meleğinizle yalnız bırakıyorum Murat Bey. Bundan sonra size o bakacak. Ha, hemşire hanım, Murat Bey erken yatırın, yarın gözlerindeki bantı çıkaracağız. Peki efendim. Neyiniz oluyordu? Kim? Sesimi benzettiğiniz hanım. Hiçbir şey. Hem bu bahsi kapatın hemşire hanım. Kötü bir benzetmeydi o kadar. Nergiz'i sevmezseniz yarın başka bir çiçek getiririm size. Görmedikten sonra güzellik ne işe yarar? Nergiz'i severim. İsmim Gönül. Yaşımı söylemeyeyim isterseniz. Çok güzel bir insan olmadığımı söylerler. Sarışın, kısa boyluyum. Ah, ben de bütün bunları ne diye anlatıyorum size sanki. Nasıl olsa bir gün göreceksiniz. Belki yarın. Bantlar açılınca. Doktor ümit var dedi. Sizin vazifelerinizden biri de hastalarınıza moral vermektir değil mi Gönül hemşire? Geceleri de sizinle beraber kalacağım. Yalnız iki saatliğine hususi bir yerde hastam var. Ona gitmem lazım. Ne yapacaksınız? Aldığımız para yetmiyor. Annem, babam ve üç kardeşim de bana bakıyor. Hepsi. Okuyordum. Son sınıftaydım. Çalışıp iyi kötü geçiniyordum. Anama bakıyordum. Sonra o meşhum gece. Biliyor musunuz? Sizin sesinizi başıma bütün bu belaları açan kadının sesine benzettim. O şarkıcı parçasının sesine. Affedin beni. Bağışlayın. Şimdi biraz istirahat edin bakayım. Yarından ümitli olun. Yarın bir başka gündür Murat Bey. Gönül hemşire. Efendim Murat Bey. İyi oldu geldiğiniz. Sizinle yalnızlığımı biraz olsun unutacağım. Hem bir şey söyleyeyim mi size? Sesiniz o kadının sesine hiç benzemiyor galiba. Sizinle iyi anlaşacağız Murat Bey. Hadi bakalım şimdi istirahat edin. Beni sevdi. Beni sevdi. Hayır. Onu sevdi. Benden nefret ediyorum.